Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, merhabalar, nasılsınız? Evet, sümestr tatili oldu, tatile gitmiyoruz. Hızlı bir şekilde video bombardımanı tutacağım. Hem teyit hem teyit bir taraftan bitecek. Bu işi halledeceğiz, merak etmeyin. Hızlı bir şekilde bütün videolarımız geliyor, gümbür gümbür gidiyoruz. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi rasyonel sayılarda kalmıştık. Şimdi rasyonel sayılarda önce klasik soru kalıplarından başlayacak. Son testlerimizde daha farklı sorularımız var. Bildiğiniz üzere zorlaşan soru serimize devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi standart sorumuz ne yapacağız? Hemen payda eşitleyip sorumuzu çözeceğiz. Evet, hepsinin kaçta paydalarını eşitleyelim bunların? 12 ile paydalarını eşitleyelim. Evet, burayı 4 ile, burayı 3 ile, burayı 2 ile, bunun altında 1 varmış gibi düşünüp kaçta çarpalım? 12 ile çarpalım. Hadi bitirelim işi. Evet, ilkinden 8 bölü 12. Şimdi şu eksiyi dağıtarak yazıyorum. Tamam mı? Ne geldi? Eksi 3 bölü 12. Eksi 2 bölü 12. Eksi 24 bölü 12. Tamam mı? Hepsinin payları eşit artık. İşlemimizi yapalım. Şimdi şunlar hepsi eksi. Evet, ne oldu buradan? Eksi 24, eksi 26, eksi 29, artı 8 var. Eksi 21 yaptı. 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman sorumuzun cevabı eksi 7 bölü 4'e eksi 7 bölü 4'e şöyle bir şeyimiz dondu. Eşit olmuş oldu. Birinci sorumuzun cevabı Denizli. Evet, ikinci sorumuz. Yine standart bir soru. Yukarıda hemen payda eşitlememizi yapalım. 3 ile 2'yi çarptım. 6. Alttan 2'yi çıkardım. 4. Yukarısı 4 bölü 3 oldu. Aşağıda payda eşitlerken burayı 3 ile, burayı 2 ile çarpalım. Ne geldi buradan? 3 bölü 6 artı 2 bölü 6 yaptı. Şöyle yapalım. Bölü bir de neyimiz var? 5'imiz var. Eşittir. Yukarısı 4 bölü 3. Aşağısı 5 bölü 6 bölü 5 var. Önce şimdi bunu ne yapıyorum? Birinciyi aynen yazıyorum 4 bölü 3. Çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 6 bölü 5 bölü 5 var. Şimdi devam edelim. Şurada sadeleştirme yapabiliriz değil mi? Şuradan 2 geldi. Şunu da şunu çarptım şimdi. 8 bölü 5. Şimdi burada da bölmeyi çarpmaya çeviriyorum. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptığım zaman 1 bölü 5 geldi. Sorumuzun cevabı 8 bölü 25 eşit oldu. İkinci sorumuzun cevabı Adana. Evet, 3. Nereden başlıyoruz bu zincir merdiven gibi olanlarda? En alttan başlıyoruz. Önce şu işlemi yapıyorum. 1 eksi 1 bölü 3'ü yapıyorum. Payda eşitledim 3. 3'ün 1'i gitti. 2 bölü 3. Tamam mı? Şimdi şurayı yapacağım. Ne yaptı burası? 1 bölü 2 bölü 3 yaptı. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarptım. 3 bölü 2. Yani burası 3 bölü 2 oldu. Neresi 3 bölü 2? Şurası komple 3 bölü 2. Ne var orada şimdi? 1 eksi 3 bölü 2 var. Yine payda eşitliyorum. 1 ile 2'yi çarptım. 2 eksi 3 eksi 1 bölü 2 yaptı. Ne oldu şimdi sorumuzu yazalım. 9 eksi 1 bölü eksi 1 bölü 2 bölü 2. Şimdi ne yapacağım? Şuradaki bölme işlemini yapacağım. Birinciyi aynen yazacağım. 1 birincisi. Bir kere şu eksiyle şu eksiyi neye çevirelim? Artıya çevirelim. 9 artı. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 2 oldu. Bölü 2 var. Şimdi burada hataya düşme. Toplama var. Bölme işlemi var. Önce hangi işlemi yapacağım şurada? Şurası 2 yapıyor zaten. 2'yi 2'ye böldüm. Şurası 1 yaptı. 9'da da 1'i topladım. 3. sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. Evet, 4 işlem önceliklere dikkat ediyoruz değil mi? Hadi başlayalım şimdi. 3 bölü 5. Birinciyi aynen yazdım. Arada bölme var. Çarpı ikinciyi ters çevirip çarptım. 1 bölü 3. Eksi. Burada ne var? 1 bölü 2 var. Şimdi bak, parantezin içerisine bakıyorum. Parantezin içerisinde bir çarpma işlemi var. Önce onu yapalım. Şunlar sadeleşir. 2 ile de onu sadeleştiririm. Burada ne kalır? 1 bölü 5. Önünde de eksi var. Eksi 1 bölü 5. Parantezin içerisine bak şimdi. Ne oldu? 2 eksi 3 bölü 2 eksi 1 bölü 5 oldu. Tamam mı? Şimdi
Bu işlemi yapmadan parantezi kaldırıyorum. Aradaki işaret artı çünkü. Artı 2 eksi 3 bölü 2 eksi 1 bölü 5. Yani parantezin içerisinde ve dışarısında aynı paydalar varsa payda eşit mi? Birbirlerini götürenler var mı? Bir bak. Şu 3 ile şu 3 sadeleşirse şurası ne yapar? 1 bölü 5 artı 1 bölü 5. Şu artı 1 bölü 5 ile şu eksi 1 bölü 5 birbirlerine götürür. Şimdi bak eksi 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2 topladım. Eksi 4 bölü 2 yaptı. Bir de artı 2 var. Burası eksi 2 yapıyor. Bir de yanında artı 2 var. Topladım sorumun cevabı 0. 4 denize dikkat et. İşlem önceliğine dikkat etmezsen yapıyorum dediğin soru gider. Evet ne dedik? Bu şekilde ifadeler aynı paydalı olanlar varsa içlerde dışlarda. Parantezleri bir aç götürenler var mı? Bak açıyorum parantezi. İlki 11 bölü 7. Eksiği dağıtıyorum. Eksi 9 bölü 5. Eksi eksi artıya dönüştü. Artı 8 bölü 3. Artı 4 bölü 3. Tamam mı? Burası artı olduğu için aynen çıkıyor. Eksi 1 bölü 5. Eksi 4 bölü 7. Şimdi ortak paydalı olanları beraber işleme sok, işi bitir. Tamam mı? Şimdi burada ne var? 11 bölü 7, eksi 4 bölü 7, 7 bölü 7 yaptı 1. Şimdi eksi 9 bölü 5, eksi 1 bölü 5, ikisi de eksi topladım. Eksi 10 bölü 5 yaptı, yani eksi 2 yaptı. Sonra buraya bak, ikisi de artı 8'e 4'ü topladım, 12. Artı 12 bölü 3 yaptı. Tamam mı? Yani 1 eksi 2 artı 4 oldu. 4, 5, ikisi gitti. 3. Beşinci sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. Evet 6. 6. soruda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi orada bir hata yapıyoruz. Şöyle eksi 2 tam 1 bölü 2 gibi bir şey var burada. Şimdi burada şöyle bir hata yapıyorsunuz bakın. 2 ile eksi 2'yi çarpıyorsunuz. Eksi 4. 1 ile topluyorsunuz. Eksi 3 diyorsunuz. Bu yanlış bir işlem. Bu eksi hepsinin eksisidir. Yani bunu şöyle düşüneceksiniz. Tamam mı? Ne oluyor o zaman? 2 ile 2'yi çarptım 4. 1 ile topladım 5. Eksi 5 bölü 2'dir yukarısı. Tamam mı? Aşağıya da yapalım. 4 ile 2'yi çarptım 8. 8 ile 7'yi topladım. 15. O zaman burası da 15 bölü 4 oldu. 3 eksi bölüyü çektim yukarısı. Eksi 5 bölü 2 oldu. Aşağısı 15 bölü 4 oldu. Şimdi bak hem yukarıda eksi var hem yanında eksi var. Şu eksiyle şu eksi birbirini artıya çevirsin. 3 artı birinciyi aynen yaz. 5 bölü 2. Donduk. Evet birinciyi aynen yaz. 5 bölü 2. İkinciyi ters çevirip çarp. 4 bölü 15. Evet burada bugün kar yağdı. Kar yağınca elektrikler gitti. Videoları çekimlere şey olduk. Engelledi bizi. O yüzden tabletle çekim yapıyorum şimdi. Yoksa normalde trigonometri çekiyorduk. 3 artı. Bunları sadeleştirdik. Burada 3 kaldı. 3 ile 2'yi çarp. Şunları da sadeleştirelim. 2 ile de şunu sadeleştirelim. 2 kalsın. 2 bölü 3. 3 artı 2 bölü 3 oldu burası. Paydasını eşitliyorum. Şimdi 3 ile 3 çarptım 9. 2 ile topladım. 11 bölü 3 oldu. 6. sorumuzun cevabı Adana. Evet 7. Yine 7. soruda eksi 1. kuvvet neydi? Çarpma işlemine göre ters. Ne demek? Takla attırıyordu. Parantezlerin işlerini yapalım. 3 ile 2'yi çarptım 6. 1 ile topladım. 7 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti. Hemen burada payda eşitleyelim. 7 ile 2'yi çarptım. 14. 14'ün 9'u gitti 5. Artı 5 bölü 7 oldu burası. Bölü. Şimdi eksi 2 üzeri eksi 1 tek kuvvet olduğu için işareti eksi olmaya devam ediyor. Eksi 1 bölü 2. Eksi 3. Şimdi bu eksi kuvvet ne yaptırıyordu? Takla attırıyordu. Ne yapacak orayı? 2 bölü 7 yapacak. Artı bir de 5 bölü 7 var yanında. Aşağıda payda eşitleyelim. Çarptım. Eksi 6, eksi 1 de burada. Eksi 7 bölü 2 de burası yaptım. Yukarısı 7 bölü 7, 1. Aşağısı eksi 7 bölü 2. Ters çevirip çarpınca sorumuzun cevabı eksi 2 bölü 7'ye eşit oldu. 7. soru Edirne. Evet 8. Şimdi 8. soruda ne var bakalım? Yine tam sayılı kesirlerimiz var orada. Şimdi paydaları aynı. O zaman bunları nasıl düşünebilirim? Şurayı 17 artı 5 bölü 13 gibi ayırabilirim. Burayı da 12 artı 8 bölü 13 diye ayırabilirim. Bölü
13 artı 23 bölü 7. Şimdi dikkat et. Bu eksi hem bunun eksisi hem bunun eksisi. Eksi 5 eksi 9 bölü 7. Şimdi tam kısımları kendi aralarında, rasyonel kısımları kendi aralarında işleme sokalım. Şimdi şuraları topladım, ne yaptı? 29 yaptı. Artı şunları toplayınca 13 bölü 13 yaptı, 1 yaptı. Yani yukarısı 30. Bölüm. Şimdi buraya bakalım. 13'ün 5'i gitti, 8. 23 eksi 9 yaparsak ne gelecek buradan? 23 eksi 9 yaparsak ne gelecek? 14 gelecek. Şundan şunu çıkardık. 14 bölü 7 de 2 yaptı. 2 de oradan geldi. 10. 30 bölü 10 sorunun cevabı 3. 8. sorunun cevabı Ceyhan. Evet, 9. Yine periyodik olarak devam eden bir işlem var. 45 tane varmış. Ne var? 2 eksi 3 bölü 5 eksi 4 bölü 3. Yani şunlardan devam ediyor şöyle. Kaç tane? 45 tane. Kaçlı kaçlı? Üçlü üçlü. O zaman üçlü üçlü gruplandırırsak 45'in içerisinde kaç tane 3 var diye bakacağım, değil mi? 15. Yani bunlardan kaç tane var o zaman? 15 tane. Bir tanesinin sonucunu bulup 15 ile çarparsam iş bitecek. O zaman 2 eksi 4 bölü 3 eksi 3 bölü 5. Yerlerini değişik yazdım ama bir şey fark etmez. Ne yapalım? Paydalarını eşitleyelim mi? Kaçta payda eşitleyelim? 15'te payda eşitleyelim. Evet, burada farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ben anlaşılır olsun diye 15'te eşitledim direkt paydanın. 15'te çarptım 30. Eksi 5'le çarptım 20. Eksi 3'le çarptım eksi 9. Ortak paydam ne? 15. Şimdi şurası 29 yaptı. 1 bölü 15. İşte burası 1 bölü 15 yaptı. Bunlardan kaç tane vardır dedik? 15. O zaman 15 ile çarparsam sorunun cevabı 1. 9. soru Adana. Evet, 10. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. Tam sayılık, oradaki bileşik kesri normal kesirlere çevireceğiz. A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi 59'un içerisinde 7'den kaç kez var bakalım? 8 kez var. 56 yapıyor, 3 artıyor. Yani o kesri istersem 8 tam veya 8 artı 3 bölü 7 olarak yazabilirim. Tamam mı? Bu tam kısmım. 8 tam 3 bölü 7. Şimdi buradaki şuna benzer, şuradaki A sayımız ne eşit oldu? 8'e. Ama bunun üstünün 1 olması gerekiyor. 1 değil. O zaman bunu şöyle yazabilirim. 8 artı 1 yapıyorum yukarı. Ters çevirip çarpılmadan önceki halini düşün. Şöyle 7 bölü 3 olarak onu da aşağıya alıyorum. Tamam mı? Yani 3'ü bunun altına aldım. Şimdi o zaman 7'nin içerisinde 3 kaç kez var? 2 kez var. 6, 1. Şimdi onu nasıl yazarım? 8 artı 1 bölü 2 tam, 2 tam 1 bölü 3 olarak yazarım. Bak, bütün sayılar karşıma çıkmış oldu. Şu A'mız, şu B'miz, şu da C'miz oldu. 8, 10, 13 mü yaptı? 10. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Evet, 11. Diyor ki bize, kesrini tanımsız yapan x değerleri toplamı kaçtır? Ne zaman tanımsız oluyoruz biz bölüm durumundakilerde? Payda 0 olursa. O zaman şunun paydasını 0 yapan bir şey var. Yani x eksi 1 eşit değil 0 olmalı. Yani x eşit değil 1. Tanımsız yapan ilk değerim 1. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Düzenledikten sonra paydada bir şey daha kalacak. Onu 0 yapan da olmamalı, değil mi? Şimdi payda eşit diyorum burayı. Burayı neyle çarpıyorum? X eksi 1 ile çarpıyorum. Ne yapıyor? 4 bölü. X eksi 1 ile çarpınca 2x eksi 2 eksi 6 bölü. Ortak paydam x eksi 1. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Bölü düzenleyerek yazıyorum burayı da. 2x eksi 8. Bak, artık 2x eksi 8 paydada. O zaman 2x eksi 8 eşit değil 0 olmalı. 2x eşit değil 8. X neye eşit değil? 4'e eşit değil. X değerlerinin toplamı kaçtır diyor tanımsız yapan? 5'tir diyoruz. Tamam mı? Evet, şimdi rasyonel sayılarda sıralama. Şimdi arkadaşlar, rasyonel sayılarda sıralama yaparken 2-3 durum çıkacak karşımıza. Birinci durum, ne durumlar? Paydalar birbirlerine eşitse. Şimdi bir ekmeği 2'ye bölersen mi daha büyük olur? 3'e bölersen mi? 4'e bölersen? Dur, yanlış örnek verdim. Yanlış örnek verdim. Şimdi hepsinin paydasında 2 var. 2 var mesela, 2 var. Şimdi 5'i mi 2'ye bölsen daha büyük olur? 6'yı mı 7'yi mi? Yani paydalar eşitse
Üst büyüdükçe kesir ne yapıyordur arkadaşlar? Büyüyordur. O yüzden burada üstte en büyük olan C, sonra A, sonra da B. C, A, B, Bursa oldu. Tam eksi işaretli olsaydı hepsi bu sıralamayı yapıp ne yapacaktık? Tam tersini alacaktık. Evet, geldik 13. Yine aynı tarzda bir soru. Bak, paydalar eşit. Paydalar eşitken ne oluyordu? Üstü büyük olan daha büyüktü. Yani bunlar pozitif olsaydı en büyük C idi. Sonra B idi. Sonra A. Yani şu eksiler artı olsaydı. Ama eksi ise bu verilenin tam ne yapacağım? Tersini. Yani burada en büyük olan A'dır. Sonra B'dir. Sonra da C'dir diyoruz. A'dır, C'dir. Yok, orayı yanlış yazmışım. En büyük hangisiydi şey olsaydı? B'ydi. Sonra C'ydi. Sonra A'ydı. Negatif olunca ters dönüyor. En büyük A. Sonra C. Sonra da B. A, C, B. En büyük A. Sonra C. Sonra da B. 13. sorumuzun cevabı Bursa. Evet, şimdi 14. sorumuzda yine bir sıralama var. Bu sıralamada da ne yapacağız arkadaşlar? Bakıyorum payları eşit değil, paydaları da eşit değil. O zaman ne yapacağım ben burada? Pay veya paydalara eşit duruma getireceğim. Bak, şu 13, 23 ve 38 eşitlemek zor olur, paydaları eşitlemek, ama payları kolay eşitleyebilirim. 6, 12 ve 15'i bir yerde eşitleyebiliriz. Evet, şimdi kaçla eşitleyebiliriz bunları? 120'de eşitleyebiliriz değil mi? O zaman burayı kaçla genişletelim? 20 ile. Burayı 10'la, burayı da 8 ile genişletelim. 120 bölü 160 yaptı burası. Burası 120 bölü 230 yaptı. Burası 120 bölü 64'ün 4'ü elde var. 6, 24, 30, 304 gibi bir şey yaptı. Şimdi hangisi daha büyük? Şimdi bir ekmeği, mesela 120'yi 160'a mı bölsen, 210'a mı bölsen, 304'e mi bölsen daha büyük parça olur. Eşit parçaları küçük parçalara ayırırsanız daha büyük olacaktır değil mi? O zaman en büyük x'tir. Sonra y'dir. Sonra da z'dir diyoruz. Evet, 14. sorumuzun cevabı. Çarpmayı yanlış yapan hoca. Evet, oraya 20 ile geçmiştik. Şurası 260, şurası 230. En büyük hangisi oldu? Y oldu. Sonra x oldu. Sonra da z oldu. Sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu arkadaşlar. Evet, 15. X kaçtır diyor. Bu bir denklem sorusu gibi çözeceğim. Bunu paydaşlamayla falan uğraşmayacağız. Şöyle düşüneceğiz. Şimdi sonuç 7 olmuş. 12'den bir sayıyı çıkarmışım. Şu sayıyı çıkarmışım. Sonucu 7 olmuş. O zaman bu 12'den kaçı çıkarırsak 7 olur? 5. İşte şu kırmızıyla yuvarlak içine aldığım 5. Peki burada ne işlem yapılmış? 10 bir sayıya bölünmüş. Sonuç 5 olmuş. 10'u kaça bölersen 5 olur? 2'ye. O zaman şurası yuvarlak içerisine aldığım yer neye eşit olmalı? 2'ye. Şöyle yazayım. 4 eksi 6 bölü 1 eksi 2 bölü x neye eşit olmalı? 2. Aynı şekilde devam edeceğim. 4'ten bir şey çıkarılmış. Sonuç 2 olmuş. 4'ten 2'yi çıkarırsam sonuç 2 olur. 6'yı neye bölersem sonuç 2 olur? 3'e. Şurası ne olmalı? 3. Yani 1 eksi 2 bölü x eşittir 3. İşte şimdi istersen yine o yaptığım yöntemle yap, istersen denklem çöz. At bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. Eksi 2 eşittir 2 bölü x. X eşittir buradan eksi 1 olmuş oldu. 15. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Evet, 16. A, B, C olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi bir kere burada şu birinci çarpım mı daha büyük, bu mu daha büyük, bu mu daha büyük, ona bir bakmam lazım. Şimdi hangisi daha büyük? 1 bölü 3 daha büyük. Şu 1 bölü 3'e bak, şöyle yap. A çarpı B, B çarpı C, A çarpı C. Şimdi B çarpı C daha büyük değil mi? Mesela 10 gibi düşün. Tamam mı? Kafan karışmasın. Sonra 1 bölü 4 9 gibi olsun. Bu da 8 gibi. Şimdi şöyle düşüneceğim. Bak, burada farklı bir şey anlatacağım sana. B ile burada A çarpılmış, burada C çarpılmış. Tamam mı? Burada B ile burada A çarpılmış, burada C çarpılmış. Hangisindeki daha büyük olmuş? Buradaki daha büyük olmuş. Yani C sayısı A sayısından büyüktür. Şu anda pozitif gibi çalışıyorum, unutma.
Şimdi ikinci ile üçüncüyü kıyaslayalım. C'ler burada B ile çarpılmış, burada A ile çarpılmış. Hangisindeki daha büyük olmuş? Hangisindeki daha büyük olmuş? B ile çarpılınca daha büyük olmuş. O zaman B dediğimiz neyden büyük? A'dan büyük. Birinci ile üçüncüyü kıyaslayalım hadi. Bunlarda neler ortak? A'lar ortak. A'lar bir B ile bir C ile çarpılmış. C ile çarpılınca daha büyük olmuş. Demek ki C de B'den daha büyük. O zaman sıralama baktım. C en büyük. Sonra B A'dan büyük. B A. Yalnız bu yaptığım sıralama pozitifken soruda bize negatif demiş. O yüzden verilenin tam tersini alacağım. En küçük C, sonra B, en büyükleri de A olmuş oldu. A, B, C gibi bir sıralama. Sorumuzun cevabı da C olmuş oldu. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şarjımız bitene kadar elektrik hala gelmedi. Hadi bakalım, iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.